أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salih'in adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yoksullar bölümü. Sıradaki hadisimiz 257 nolu hadis. Ve'an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kâle, buyurdu ki, lem yetekellem, konuşmadı. Fil mehdi, beşikte, illa thalâfetun. Üç kişi hariç, beşikte hiç kimse konuşmadı. Kim bunlar? İsa ibn-i Meryem'e, Meryem'in oğlu İsa, yani Hazreti İsa aleyhisselam, Cenab-ı Hak ayette, ve yukellimun nâse fil mehdi. Ve kehla, insanlarla beşikte konuşur diye buyurduğu Hazreti İsa aleyhisselam. Diğeri kim? Ve sahibu Cüreycin. Diğeri de Cüreycin kişisi. Kim bu Cüreyc? Resulullah buyurdu ki ve kâne Cüreycun racülen abiden. Cüreyc abid bir kimseydi. Yani ibadet ehli bir kimseydi. Fettehaze savma'ten. O bir ibadethane edindi kendisine. فَكَانَ ف۪يهَا Ve orada yaşamaya başladı. Böyle bir miktar hayattan çekilmiş, ibadete adanmış veya ibadete yoğunlaşmış. Bir şekilde kendisini ilme vermiş, ibadete vermiş bir kimseden söz ediyoruz. فَأَتَتْهُ اُمُّهُ Annesi geldi yanına. وَهُوَ يُسَلِّي O esnada Cüreyc namaz kılıyordu. Fekalet, kadın dedi ki, yani annesi, ya Cüreycu, ey Cüreyc. Fekale, bunun üzerine Cüreyc dedi ki, ya Rabbi, ummi ve salati, ey Rabbim, annem mi, namazım mı? Böyle düşüne dururken, fe akbele ala salatihi, namazına devam etmeyi yeğledi, namazını bozup annesine cevap vermedi. Fansarafet, kadın gitti. Baktı ki duymuyor kendisini. Anne ayrıldı. Felemme kâne minel gadi, ertesi gün olunca, etethu, yine geldi annesi. Ve huve yusalli, bir de ne görsün, Cüreyc yine namaz kılıyor. Fekalet, kadın dedi ki, yani annesi, ya Cüreycu, ey Cüreyc. Fekale, Cüreyc kendisi içinden dedi ki, ey Rabbi, ummi ve salati, ey Rabbim, annem mi, namazım mı? Annem mi, namazım mı diye düşünürken, fe akbele ala salatihi, namazını sürdürmeyi tercih etti. Felemme kâne minel gadi, sonraki gün olunca, etethu, annesi yine geldi, ve huve yusalli, baktı yine namaz kılıyor. Fekalet, kadıncağız dedi ki, ya Cüreycu, ey Cüreyc. Fekale, Cüreyc yine aynı. İçinden dedi ki, ey Rabbi, ummi ve salati. Ey Rabbim, annem mi, namazım mı? Fe akbele ala salatihi. Bu tereddütle namazına devam etmeyi tercih etti. Tabi kadıncağızın sabrı tükendi. Fekalet, annesi dedi ki, Allahümme la tumithu hatta yanzura ila vucuhil mumisati. Allah'ım, onun canını alma. Kötü kadınların yüzüne bakmak zorunda kalmadığı sürece onun canını alma. Yani kötü kadınlarla karşı karşıya gelsin, başı onlarla derde girsin diye annesi oğluna beddua etti. Fe derken, yani zaman sonra, tezâkara benu İsrail'e Cüreycen. İsrailoğulları
Cüreyc'in durumunu konuştular. Demek ki Cüreyc aslında İsrailoğullarından birisi. Cüreyc'in nasıl ibadethanesine çekilmiş, ibadet ehli biri olduğunu kendi aralarında meşveret ettiler. Ve ibadetahu, onun ibadete düşkünlüğünü konuştular. Belli ki onu övdüler, saygılarını ifade ettiler. Çok değerli buldular yaptıklarını. İsrailoğullarının Cüreyc'i bu denli değerli bulduğunu, onu takdir ettiğini gören bir kadın, o kânet imra'aton bagiyyun, kötü bir kadın. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği dişiliğini gayrimeşru bir biçimde bir teşhir aracı olarak kullanıyor ve bunun üzerinden masiyet ve günah işliyor ve başkalarını da buna davet ediyor. Bagi böyle demek. Yutemethelu bihusniha. Ama öyle de güzel bir kadın, yani güzellik söz konusu olunca onun güzelliği üzerinden konuşulur. İşte falanca kadar güzel diye. Fekalet. Kadın bunu duyunca, Cüreyc diye birisi var böyle Rabbine karşı sevgi dolu, saygı dolu, çok mazbut bir hayat yaşıyor. Dedi ki İsrailoğullarına, en şi'tum, şayet dilerseniz, le eftinennehu, ben onu yoldan çıkarırım. Ben bunu başarabilirim. Bu kadar övdüğünüz, bu kadar değer verdiğiniz adam benim karşımda tutunamaz. Benim günaha davet eden cazibeme karşı gelemez. Bu da onun iddiası. Kötü kadın da bu hususta kendisini iddialı görüyor. O da bununla övünüyor, tabiri caizse. Fete'arradat lehu. Kadın gitti, Cüreyc'e bulaşmaya çalıştı. Ona göründü, şu ya da bu şekilde davranışlarıyla, giyim kuşamıyla, kendisini teşhir ederek, güzelliğini günaha davet eden bir araç gibi kullanmak suretiyle, var gücüyle Cüreyc'e yüklendi. Felem yeltefit ileyha. Cüreyc kadına itibar etmedi, dönüp bakmadı bile. Hakikaten Cenab-ı Hakk'a yürekten bağlı, saygılı bir kimseymiş. Böylesi bir fitneye karşı kendisini zapt edebilmiş. Bu Allah'ın onun üzerindeki çok büyük bir inayeti olsa gerek. Kadın, yani kötü kadın, Cüreyc'ten sonuç alamayacağını anlayınca, فَاَتَتْ رَاعِيَنْ, varıp bir çobanın yanına geldi. كَانَ يَأْوِي اِلَى صَوْمَعَتِهِ. Bu çoban Cüreyc'in ibadethanesine yakın bir yerlerde konaklıyordu. فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا. Kadın kendisini bu çobana bıraktı. Çobanı kendisine davet etti. فَوَقَعَ عَلَيْهَا. Çoban da bu günahın içerisine düştü. Birlikte oldular. Fehamelet. Neticesinde kadın hamile kaldı. Felemme veledet. Çocuğu doğurunca galet. Bu kötü kadın geldi İsrailoğullarına, dedi ki, alın size çocuk. Huve min Cüreycin. Bu Cüreyc'ten olma bir çocuktur. İsrailoğulları Cüreyc'in göründüğü gibi olmadığını, İbadethanesinde Allah'a kulluk eden mazbut biri görünümünde olduğu halde, bu kötü kadının güzelliğini görünce her şeyinden vazgeçip bununla zina ettiğini düşündüler. Öfkeyle fe'etevuhu, çıkıp geldiler. Festenzeluhu, onu oradan indirdiler. Ve hedemu savma'atehu, ve ibadethanesini de yıktılar. Ve ce'alu yadribunehu, bir yandan da onu bir güzel dövdüler. Fekala, Cüreyc bir aralık onlara dedi ki, مَا شَأَنُكُمْ, yahu sizin derdiniz nedir? Neden bunları bana yapıyorsunuz? قَالُوا, dediler ki, زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ, bu kötü kadınla sen zina ettin çünkü. فَوَلَدَتْ مِنْكَ, neticesinde de kadın senden bir bebek dünyaya getirdi. O yüzden seni dövüyoruz. Senin gerçek yüzün bu. Bunu bu kadın ortaya çıkardı. Biz de senin bu bizi aldatan yüzüne karşı bu tepkimizi ortaya koyduk. Gâle. Cüreyc dedi ki, Eyne sabiyyu? Nerede sabi? Yani bu doğan bebek nerede? Fecaû bihi. Alıp getirdiler çocuğu. Fekâle. Cüreyc dedi ki,
Dauni, beni bir bırakın hele. Hatta usalliye, bir namaz kılayım. Müsaade ettiler, fasalle, namaz kıldı. Felemmen sarafa, namazını bitirince, etes sabiyya, çocuğun yanına geldi. Bu kundaktaki çocuğun yanına geldi. Fatahane fi batnihi, onun karnını şöyle dürttü biraz. Ona dokundu ve kâle. Ve çocuğa dedi ki, ya gulamu, men ebuka, ey çocuk, baban kim senin? Kâle, çocuk dile geldi, konuşmaya başladı. Dedi ki, fulanun errâi, falanca çoban benim babam. Bu sahneye tanık olan İsrailoğulları, feakbelu ala Cüreycin, Cüreyce koşar adım sokuldular. Hemen ona yakınlaştılar. Yukabbilunehu, onu öpmeye başladılar. Koklamaya başladılar. Ve yetemessehune bihi, ona dokunmaktan, sürünmekten, yani ona karşı işledikleri bu vahim suçun hem bir yandan günahından kurtulabilmek için hem de onda gördükleri Allah Azze ve Celle'nin bu kerametine verdiği değeri ifade etmek istediler. Kalu, dediler ki, nebni leke savma'ateke min zahabin, biz sana şimdi bu ibadethaneni yeniden bina edelim ama bu kez altından yapalım onu. Dün iftira ile adamın ibadethanesini yıktılar, şimdi de onu altından yeniden yapmak istiyorlar. Kale, Cüreyc dedi ki, la, hayır, e'iduha min tînin, siz onu tekrardan çamurdan, kerpiçten bana yapın, altından falan istemiyorum. Kemâ kânet, eskisi nasıldıysa bana tekrardan onu yapmanız kâfi, dedi. Fefâlû, onlar da bunu yaptılar. Okuduğumuz bu rivayetin, yani 257 nolu rivayetin ilk bölümü bu. İkinci bir bölümü daha var. İkinci bölümüne geçmeden önce İmam Nevevi'nin bunu yoksullar bahsinde vermesi, yani dünya hayatında nüfuz sahibi olmayan, dünya hayatında iktidar sahibi olmayan, dünya hayatında ekonomik güç sahibi olmayan, dünya hayatında benzeri insanların itibar ettikleri başlıklarda iddialı olmayan ama Rabbine dönmüş, Cenab-ı Hakk'a kulluğa yönelmiş, mutedil bir yaşamı olan kimseler. İşte Cüreyc bunlardan biri. Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede vasbir nefseke me'allezine yed'ûne rabbehum bilgadâti vel aşiyyi yuridûne vecha. Resulullah'a emrettiği, kendini onlarla beraber sabra çek, onlarla birlikte bulunmaya, yani bu fakir çaresiz kimseler. Yed'ûne rabbehum bilgadâti vel aşiyyi, sabah akşam Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorlar. Yuridûne vecahû, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umuyorlar. Böyleleriyle birlikte bulunabilmeyi, Resulullah'a emrettiği. Bunlar toplum hayatı içerisinde düşük işlerde çalışsalar da, kazandıklarıyla ancak karınlarını doyurabilseler bile, Cenab-ı Hakk'a duydukları bu sevgi ve saygının neticesinde ona yönelen, ona dua eden, ondan uman yanları o kadar değerli ki, Allah Azze ve Celle Resulü'nü onlarla birlikte olmaya davet ediyor. Buradaki Cüreyc de böyle bir şahsiyet. Kim bilir yaptığı iş ve kazandıkları, yani karnını doyuracak kadar. Ama o bu fakirliğini dert etmemiş. Kendisine yaptığı mütevazi bir binada Cenab-ı Hakk'a kulluğunu yaşamaya devam ediyor. İnsanlar nezdinde itibarı iftiraya uğrayıp yerle bir olsa dahi Allah Azze ve Celle katındaki değeri değişmiyor. Dolayısıyla dünyada koşulları itibariyle insanların değer görmemeleri Allah Azze ve Celle katında da değersiz olacakları anlamına gelmez. Aynı şekilde iftiraya uğradıkları için insanlar katında itibarlarına kastedilen kimseler de Allah Azze ve Celle katında değersizleşmezler. Çünkü dünyadaki durumlar böyle, işin hakikatinin ne olduğunu bazen hiç bilemeyeceğimiz şekilde kapalı kalabilir. O yüzden Cenab-ı Hak bütün gizemlerin açığa çıkacağı o güne işaret edip يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ, o gün bütün gizemler aşikar olur. Dolayısıyla kişi kendisine yoğunlaşmalı, kendisine odaklanmalı,
Dünyadaki bu değişkenlerin sabah akşam belli ölçülerde değişip hayatını yoklayabileceğini bilmeli. Eğer buralarda bir kayıp yaşarsa itibar açısından yahut iktisadi açıdan yahut başka açılardan bundan çok da olumsuz etkilenmemeli. Bilmeli ki Allah Azze ve Celle katındaki değeri hala son derece kıymetli. Rivayetin kalan kısmını bir sonraki sohbetimizde okuyalım inşallah. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.